Doğan Bey, tabii anneniz, yani Allah kolaylık versin diyelim, acil şifalar versin diyelim. Onun Alzheimer olduğunu nasıl anladınız ilk belirti olarak? O günleri bize biraz anlatabilir misiniz? Evet, burası çok önemli. Yani bunu aslında şeyinizi eşmek anlamında değil, sadece bilgilendirmek amaçlı soruyorum tabii ki bu tür soruları ben size. Çok önemli. Hepimizde Alzheimer adayı olduğumuzu öncelikle belirtmek istiyorum. Bunu herkesin dikkate almasını rica ediyorum. Burası çok önemli, bu soru çok önemli. Bu sorunun cevabını geçmeden önce, öncelikle toplumumuzun bilgi edinme kaynaklarından bir tanesi olan görsel yayınların çok öne çıkması. Bu vesileyle şahsınızda Deniz halkı adına çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu bilgilendirmeyi bizi sağladınız ve toplumumuza yararlı olmaya sağladığınız açısından Pamukkale TV ve çalışanlarına hepinize çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Gelelim biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Cevaba. Evet. Şimdi Alzheimer hastalığı, önce bunu bilmek gerekiyor. Bunu biz önceden bilmiyorduk ama sonradan öğrendik. Alzheimer hastalığı bir çeşit unutkanlık. Yani bir çeşit insanın işlevlerinin artık azalması, giderek yok olması gibi bir hastalık. Fakat annemde öyle bir özellik vardı ki adeta bizi gizledi. Çünkü yaptığı işlerde genelde unutuyordu. Cahil bir insan, okuma yazması olmayan. Unutuyordu ama çok çalışkan bir insandı. Unuttuklarını yavaş yapardı. Son zamanlarda bu daha fazla artmış. Bakın bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Daha fazla artmış. Bu ilk zamanlarda belki fark edebilseydiniz yapabileceğiniz şeyler vardı değil mi? Bir şey yok gibi gözlemliyoruz ama varmış. Ta ki ne zamana kadar? Bir gün ben çocuklarımla birlikte annem yanımızda kalıyor. Evdeyiz. Su doldurmaya gitti. Elinde bardak. Mutfağa. Siz içecek misiniz diye sorduğunda evet biz de içelim dedik. Bir televizyonda bir program izleniyor. Gitti gelmez. Gitti gelmez. Gitti gelmez. Allah Allah. Bu ne biçim iştir bu dedim ben. Ve arkasından mutfağa gittim. Elinde bardak mutfakta dolaşıyor. Anne sen ne yapıyorsun? Ben su dolduracağım ya. Elinde dezdiriyor. Orada bende bir şimşek çaktı. Evet. Bunca senedir her işini kendi gören bir insan su doldurmasını unutmuş. O an unutmuş. Ne yapacağını unutmuş. Koordinasyonu bozulmuş. Evet, ilk işim ilk bu şekilde. Ertesi günü doktora götürdüm. Evet. Evet, böyle tanıştım. Evet, sizle devam edeceğiz Doğan Bey. Tabi derneğinizin kuruluş amacı belli ama yine de isminden de anlaşıldığı gibi belli ama yine de ben size sormuş olayım. Nergiz Hanım, derneğimizin kuruluş amacı dediğimizde neler söyleyebilirsiniz bize? Derneğimizin kuruluş amacı bu hastalığı topluma tanıtmak, bu konuda toplumsal bilinci sağlamak. Bunu da nasıl yapıyoruz? İşte şöyle her ay ve Kadın Dergisi'nde yaptığımız eğitimlerle ilgili ve hastalıkla ilgili bilgilendirme röportajlarımız yayınlanıyor. Burada bir köşeniz var ve evet, yazınız çıkıyor evet, sürekli. Evet, yazımız çıkıyor. Ve ondan sonra yine dernek bünyemizde İstanbul Merkezi'nin bize göndermiş olduğu tanıtım broşürlerimiz var. En büyük hastalığı tanıtma ve bilgilendirme şöyle bizim derneğimizin amatörce dernek üyelerimizin oynadığı Unutsalar da Artık Unutulmayacaklar isimli bir oyunumuz var. Bu sene biz bunu ilçelerde çok oynadık ve bu hakikaten çok ses getirdi. Bu sene çok ses getirdi ve bu oyun 5 yıldır falan oynanıyor. Belki de daha uzun bir zamandır. Tamamen dernek gönüllülerinin oynadığı, amatörce oynadığı bir oyun. Sizin dernek böyle, üyelerinizin yazdığı tabii, değil mi? Ve onun bunu, da annesi miydi? Yazan kişinin babası. Yakını babası mıydı? Babası ama o da daha yeni Alzheimer oldu. Yazan ve yöneten Tülay abla, Tülay Çetin. Alzheimer yakını mıydı kendisi? Hayır, değildi. Emekli öğretmen ama tiyatro yazmayı çok seviyor.
ve aynen, böyle bir şeyi kaleme almış. Hakikaten de doktorların anlatmış olduğu terimlerle, doktorların o kelimelerle anlattığı, ifade edemediği her şeyi şu tiyatronu oynadığınızda, seyrettiğinizde inanın çok güzel anlıyorsunuz. Evet, çünkü benim bir kere izleme şansım oldu ama 5 yıldan beri oynuyorum dediğinize göre bayağı ilgi görmüş anlaşılan. Artık jübilesini yaptık bu sene. Yeni bir oyunumuz. Başka şimdi, bir oyun gelecek evet, Çağan Akademi'de yeni bir oyunun şeyine başlıyoruz. Onun startını verdik ve o inşallah gündeme gelecek. Tamam. Ve ondan sonra şöyle kitaplarımız var. Alzheimer hastalığını anlatan, bu Eyvah Annem Alzheimer mı oluyor isimli bir kitap. Hakan Atay'ın yazdığı ve içinde bilimsel, teknik olarak yaşanmış gündelik yaşamdan da kesitler var. Ve Alzheimer hastalarının ne yapması gerektiği, ya da hastalıkla ilgili neler bilmesi gerektiği, hasta yakınlarının neler bilmesi gerektiğiyle ilgili birçok konuda başucu kitabı olarak herkesin alıp okuması gerektiğini düşündüğümüz bir kitap ve bunu derneğimizden temin edebilirler. Ayrıca konu buradan açılmışken Sayın Pamukkale Belediye Başkanımız Hüseyin Gürlesin Bey bu kitaptan 50 tane aldı kendisi ve ondan sonra bunları imzaladı. Bunları derneğimize bağışladı. Biz bu kitapları hasta yakınlarına bedava dağıtıyoruz Hüseyin Bey adına. Böyle. Evet. Bunun dışında tabii dönem dönem belediye ile birlikte ortak seminerler düzenliyoruz halk eğitimde, Çatalçeşme'de. Orada yine nöroloji doktorlarının sunumları oluyor. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz hastalarımıza. Son dakikalarımıza geldik sevgili müsaitler. Bu anlamda geride söyleyeceklerimiz neler varsa. Yani size tekrar döneceğim. Nergizhan, bu arada Doğan Bey'le merak ettiğim birkaç şeyler var. Bunlara bir toplu bir şekilde cevap verme şansınız varsa Doğan Bey iyi olur. Zamanımız oldukça azaldı. Tabii ki. Bu hastalık teşhis konulduktan sonra neler yaptınız? Bir hastaya yakın olarak erken teşhis için mesela sizin başınıza gelen bir olay olduğu için neler önerirsiniz izleyicilerimize? Ve şu andaki annemizin son durumu nedir? Bunları bir iki dakika içerisinde toparlarsanız. Genel sevindim. Olarak hepsini toparlamaya çalışayım. Hastalık teşhisi konduktan sonra gerçekten çok üzülüyorsunuz. Allah vermesin kimsenin başına ama amin. Hepimiz de bu hastalığa adayız. Evet. Aday olduğumuzdan dolayı da bu dernekte görev alıyoruz. Gönüllü bir şekilde vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz ne yaptık? Ve tabii ki doktorunuzun dediğini yapıyorsunuz. Doktorunuzun dediğini yapıyorsunuz. 90 yaşındaki babam o zaman için 85 yaşındaydı. Ve şu anda hala inanmıyor annemin Alzheimer hastalığı olduğunu. En büyük zorluklardan bir tanesi de bu. Yani hasta sahiplerinden en yakınının bir tanesi, hele sözü geçen bir insanın bunu inanmaması çok zor bir olay. Babam gayet güzel bir şekilde hafızası yerinde. Her gün okuyan bir insan. Hafızası çok güçlü bir insan. Ne yaptıysak inandıramıyoruz. Hala daha merak içerisinde annem düzelecek zannediyor. İnanmıyor, inanmak istemiyor. Evet. Çünkü o dediğiniz şu anda, inanmak artık, şu anda artık öyle bir duruma geldi ki işte ilaçlarınızı takip ediyorsunuz. Ben zaman zaman inanır mısınız ilaçlarını boynuna astım. Çünkü babam yardımcı olmuyor. Yanımızda babamı götürme annemi dediğimiz halde biz hem köy ortamında yaşayan insanlar hem şehir ortamında yaşayan. Çünkü bağlarla ilgilenen, tarımla ilgilenen bir aile yapısına sahip annem babam. Yaz olduğu zaman köye götürüyor, ilaçlarını bırakıp gidiyor. İlaçla olmaz diyor. İlaçlar tedavi etmez insanı diyor. Havuç suyu içeceksin diyor. Şunu yiyeceksin, bunu yiyeceksin diyor. Babamızı ikna edemiyoruz. Annemiz de babamızın elinden alamıyoruz. İlaçları da kontrol altına alamıyoruz. Ve böyle bir süreç içerisinde devam etti ve hızlı bir şekilde annem koordinasyonu tamamıyla kaybetmek zorunda kaldı. Ta ki ne zamana kadar? Bunu vatandaşlarımıza özellikle söylüyorum. Söylemek istiyorum burada sayenizde. Doktor bunu teşhisi koyduktan sonra doktorunuzun mutlak ve mutlak dediklerini uygulamak zorundasınız. Evet, bu son cümleniz çok önemli. Evet, mutlak evet, ve mutlak uygulamak zorundasınız. Doktor bu işin en iyi bilenidir. Evet.
başka alternatifimiz yok. Doğru söylüyorsunuz. O amaçla babamın inandığı bir noktayı söyleyeyim. Bir gün köyde annem o zaman hareketli. Artık bu son cümlenizi evet, alacağım sizden. Bir topluluğun içerisine gidiyor. Hı hı. Topluluğun içerisinde otururken zannederim ne olduğunu fark etmemiş, unutmuş. Hı hı. Ne zaman oynanacak, davullar ne zaman çalınacak demiş yanındakilere. Hadi oynayalım artık demiş. Fakat bir cenaze merasimi varmış orada. Ve oradaki insan hemen gidiyor babamı. Diyor ki bu kadını niye gezdiriyorsun buralarda? Cenaze namazında oyun oynanmayacak mı? Davullar çalınmayacak mı diyor. Ve o zaman inandı babam. Annemin evet, hasta oldu. Allah kolaylık versin diyoruz. Evet. Sağ olun. Doğan Bey. Acil şifalar diliyoruz. Nergis Hanım son cümleler olarak neler söyleyebilirsiniz bize? Şimdi öncelikle ben bizim sürekli yanımızda olup bizi destekleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Bey'e, yine belediyede Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Kocaoğlan'a, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Hüdaverdi Otaklı'ya ve şu an biz hasta yakınlarına psikolojik destek amaçlı her çarşamba öğleden sonra hasta yakınlarımızı Pamukkale Üniversitesi'nde Gülfüzar Hocam arkadaşlarımıza psikolojik destek veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kaymakamlarımız Sayın Veysel Bey ve Şükrü Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hem de eşlerine, bizi maddi manevi olarak her daim yanımızdalar. Bütün etkinliklerimizde bizi yalnız bırakmıyorlar. Yine Mahmut Tekin Bey'e, eski sağlık müdürümüz ve yeni sağlık müdürümüz Sayın Şükrü Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz ve değerli eşine çok çok teşekkür ediyoruz. Aile ve Sosyal Politika İl Müdürümüz Ahmet Bey'e, Tugay Komutanımız Sayın Erhan Bey'e ve eşlerine. Ve şu an biz Kamu Yarına Bir Dernek olmak için sürdürdüğümüz çalışmalarda Sayın Vekilimiz Nurcan Dağbudak Hanım bize çok büyük destekleri var. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Yine biz diğer STK kuruluşlarıyla da paslaşarak onların yanında olmaya çalışıyoruz. Onlar da bizim yanımızda olmaya çalışıyorlar. Mesela o dernekten hangileri? Mesela Lyons Derneği eşya toplama konusunda çok büyük destek oldu. İşte Rotaraklar, yine işte Down sendromlular, otizm, bunlar maddi olmasa da manevi olarak dönem dönem yanımızda olup bizlere destek veriyorlar. En büyük destek Buldan Belediyesi ve Kent Konseyi Başkanı Meryem Hanım. Kendisine hakikaten çok çok teşekkür ediyorum. Her daim yanımızda ve her türlü bize destek oluyor. Yine, galiba bir de Yazar Bir'le ortak çalışmalarınız oldu. Evet, onları da söyleyeceğim. Yazar Bir... Gerçi son dakikalarınızı dedim ama tamam, gerçekten bunlar size minnettarsınız herhalde evet, bu kişilerin çalışmalarına. Evet, aynen. Son dakikalarınızı teşekkür olarak ayırdınız. Ve Sanayi Odası Başkanı Nilgün Keçici, Sanayi Odası Başkanımızın eşine Nilgün Hanım'a her daim yanımızda olduğu için. İbrahim Davulcu... her daim yanımızda ve konserlerimizde bize destek oluyor. Benim en son konuşmam bununla bitecek. Sayın Pamukkale Belediye Başkanımız Hüseyin Gürles'in bize Gündüz Yaşam Merkezi ile ilgili bir söz verdi. Deniz'de bir Gündüz Yaşam Merkezi yapacağız ve bunun sözünü size veriyorum dedi. Ve bunun için kendisinden bir an önce Gündüz Yaşam Merkezi'ni oluşturmak için atılım bekliyoruz. Bu sevindirici haberi bize ne zaman verecek bilmiyoruz ama en kısa zamanda vermesini ve bizim yanımızda olduğu için ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Sizin adınıza sevindim gerçekten. Bir de yine Sayın Başkanımız derneğimize zaman zaman geliyor. Şu an derneğimizin kalorifer tesisatını döşetecek. Onun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum kendisine. Bir de kapanışta çok vaktimizi geçirdim sanırım ama 24 evet, Mayıs'ta bizim halk eğitimde Alzheimer Derneği olarak Türk Sanat Müziği konserimiz var. Onu da davet herkesi ediyorsunuz. Herkesi bekliyoruz. Evet, zaten bunların hepsini birden bu programda konuşmak mümkün değil. evet. Birçoğunu da herhalde sizinle iletişim kurarak öğrenebilirler vatandaşlarımız evet, diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız. Biz teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz başarılar için diliyoruz. Çok sağ olun. Sağ teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, kısa bir aramız var. Daha sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Görüşmek üzere.